Evet sevgili seyirciler, Demokrasi Buvları programından iyi akşamlar diliyorum. Ben Ali Yolcu ve konuğumuz Antakya Belediye Başkanı, aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doçent Doktor Sayın Lütfü Savaş. Sayın Lütfü Savaş'la bir saate yakın bir süre birlikte kalacağız. Kendisine hem merak ettiğiniz soruları yönelteceğiz, hem de eğer zamanımız kalırsa projeleriyle ilgili ana başlıklar halinde, başkan seçilmesi halinde Büyükşehir'e onları bize başlıklar altında sıralamaya çalışacak. Evet sevgili seyirciler, sizden de gelen soruları az önce de ifade ettiğim gibi Sayın Savaş'a yönelteceğiz. Şu andan itibaren arayabilirsiniz bizi ekranlarda geçen numaradan ve mesaj hattından. Sayın Savaş, iyi akşamlar diliyorum öncelikle. İyi akşamlar Ali Bey, teşekkür ediyorum. Evet efendim. Bizi televizyonların başında izleyen tüm izleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. İnşallah güzel bir program olur. İnşallah efendim. Çok yoğun bir süreç yaşıyorsunuz tabii, diğer siyasetçiler gibi. Sayın Lütfü Savaş da yoğun bir çalışma programı dahilinde çalışmalarını sürdürüyor. Hemen buradan gireceğim ama Türkiye önceki seçimlerin aksine Sayın Savaş gergin bir atmosferde seçim kampanyası yürütüyor. Bunu sadece Cumhuriyet Halk Partisi için söylemiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi büroları da, araçları da saldırıya uğruyor. Türkiye'nin geneli için söylüyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de büroları saldırıya uğruyor. BDP'nin de öyle. İşte geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Ok Meydanı'nda kaybettiğimiz bir kardeşimiz vardı. Burakcan Karamanoğulları. Öncesinde Berkin Elvan olaylarıyla ilgili gerçi başlamıştı o olaylar ama yani oldukça gergin, Türkiye'nin alışık olmadığı bir süreç bu. Sayın Lütfü Savaş, bununla ilgili konuşmak isterse neler söyler? Niye öyle bir süreç yaşıyoruz? Şimdi tabii ki bu seçimler demokrasi gereği yapılan çoğulcu kişilerin, yani çoğu insanın oyunu almış bir adayın kazanması için yapılan bir seçim bu ve insanların teveccühünü gösteren bir seçim. Bu normal şartlarda yapılırsa herhalde iktidar bu konuda zayıf düşecek diye daima gerip insanları ya ötekileştirme ya da berikileştirme pozisyonunda oy alma peşinde. Bu hadiseler işte arabaların taşlanması, her iki tarafında taşlanması ve diğer partilerimizde taşlanması hem münferik hadiseler olabilir ama organize işler de var gibi geliyor bana. Sanki bu seçim yoğun bir şekilde heyecanlı geçsin, gergin geçsin ve insanlar kutuplaşsın. İnsanların yaptıkları ve projelerinden çok kutuplaşma konuşulsun ve bu kutuplaşmanın sonunda da insanlar ya etnik, ya mezhepsel, ya dinsel, işte ya da dil konusunda kendisine yakın insanlara oy versin diye bir çaba var gibi geliyor bana. Aynısı tabii ki bizim şehrimizde de yapılmakta. İnsanlarımızı bölerek oy alma peşinde olan özellikle bir partimiz var. Bu da bu şehrimize zarar vermekte. Ötekileştirme, kutuplaştırma, ayrıştırma, bu sözleri daha önce biz sadece muhalefetten duyardık. Yani muhalefetin iktidara yüklenilmesi anlamında duyardık. Ama bu döneme girildiğinde AK Parti tabanından da bunu söyleyenler var. Mesela bugün Adana'da 500'e yakın AK Partili partilerinden istifa edip Milliyetçi Hareket Partisi'ne geçmişler. Neden? Kutuplaştırılıyor, ayrıştırıyor diyor AK Parti mesela. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani artık iktidarın tabanı da benzer şeyleri söylüyor. Ya şimdi tabii ki insanlar gerginlik istemiyor. Bir 12 Eylül yaşadık, benim yaşımdaki ve daha büyük insanlar. 12 Eylül yaşadığı için ve 12 Eylül'ü gördüğü için bundan sonraki süreç içerisinde kaygı duyuyor. Ötekileştiren, gelen insanları da istemiyor. İstiyor ki insanlarımız normal bir seyirde seçime girsin ve hem seçmen bazında hem de siyasal görüş bazında insanlarımızı herkes kucaklasın istiyor. Yani biz belediye başkanlığı yaptık 5 yıl içerisinde, kimseyi ötekileştirmedik. Hepsi, bütün insanlarımız bizim insanımız gözüyle baktık. Herkese hizmet götürdük. Herkesin gidebileceğimiz kötü gününe gittik. Böyle olunca insanlar sizi kabullenebiliyor. Ama şimdi bir seçim atmosferindeyiz. Bu seçim atmosferinde özellikle iktidar partisi kaybedeceği yerlerde daha çok bunu yapıyor. Kaybedeceğini düşündüğü için ya dinsel faktörleri ön plana çıkartıyor. O olmadı, mezhepsel faktörleri ön plana çıkartıyor. Ve kendine yakın insanlardan oy alma yayılıyor. Burada hiç kimse adayın kalitesini, mentalitesini, birikimini, vizyonunu konuşmuyor. Konuşma gereği duymuyor çünkü. Yapacaklarını, projelerini konuşma gereği duymuyor. Benim adam senin adam pozisyonuna giriyor. Bu da iktidarın işine geliyor. Özellikle Hatay'da bunu yapmak isteyen, bir zamanlar 6 yıl grup başkan vekilliği yapmış, 5 yılda Adalet Bakanlığı yapmış bir insanın bu şehirde, bu bir referandum, bu Beşer Esad'la Tayyip Erdoğan'ın referandumu,
Ona göre oy verin. Bu bir genel seçimdir. Genel seçim gibi düşünün. Ve Cumhuriyet Halk Partisi adayı kazanırsa Beşir Esad'ın bayrağını köprü başına dikecekler diye bir Adalet Bakanlığı yapmış bir şahsiyet bunu konuşursa, daha aşağıdaki ilçe belediye başkanı adayları da bunu konuşuyor. Özellikle iki tane ilçemizde, milli ve manevi hassasiyeti olan ilçelerimizde bunu konuşarak oy devşirmeye çalışıyorlar. Ama insanlarımız artık uyandı. Ben bugün Kırkan, Kumlu ve Reyhanlı'daydım. Tam bunu soracağım Sayın Savaş. Bu neyin uyanışı? Az İnsanlar artık kimsenin, yani kendi tabanları da bunu söylüyor. Tabii kimsenin ötekileştirilmesini istemiyor. Yani evrensel bir dünyada yaşıyoruz. Yani bilgisayar çağındayız, bilgi çağındayız. Ve insanlar buradan saniyelik Antarktika'da bir insanın ne yaptığını görüyor artık. Yani dedikodu kültürüyle insanları bir taraflara çekip ondan sonra oy devşirme zamanı bitti. Kimse gerginlik istemiyor, kimse elektrikli hava istemiyor. Herkes artık huzur istiyor. Bakın son yıllarda bir çatışma kültürü yaratılıp ondan sonra oy devşirmeye çalışıyor. Özellikle bunu iktidar partisi yapıyor. Peki bunun tek sorumlusu Adalet ve Kalkınma Partisi mi, hükümet mi Sayın Savaş? Yok, hayır, ama şu anda egemen güç hükümet. Ve istediği gibi algı yönetebiliyor. Basının, televizyonları %70-80'i ellerinde, istediği şekilde oraya çıkartıp, sizin gibi işte köşe yazarlarının gazetecileri çıkartıp istediği gibi algı yönetebiliyor. İstediği yazıyı yazdırabiliyor. İstediği gazeteciyi, televizyoncuyu arayıp da bunu yapma, bunu yazma diyebiliyor, bunu konuşma diyebiliyor. Böyle bir ortamda da tek kutuplu bir dünya oluşturulmaya çalışılıyor. Böyle bir dünyayı da kimse istemiyor. Tabii bunu herkes daha özgür ve daha özgün yaşama tarzını seçmek istiyor. Evet. Bunu muhafazakarı da istiyor, modern düşüneni de istiyor. İnananı da istiyor, inanmayanı da istiyor. Farklı mezhepten kim olursa olsun, farklı düşüncede kim olursa olsun artık daha rahat bir ülke istiyor. Daha huzurlu bir ülke istiyor. Uyanış. Gerginlik istemiyor. Yani uyanışına burada şu partiye daha yakın, bu partiye daha yakın demiyorum ama insanların çok büyük bir kısmı artık huzur istiyor. Evet. Bunu zaten az önce de ifade ettik Sayın Savaş. Milliyetçi Hareket Partisi'nin tabanı da, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tabanı da, CHP'nin tabanı da. Sadece AK Parti için söylemiyorum. Genel anlamda siyasetçilerden bu yönde kim hata yapıyorsa hemen vatandaş karşısında durabiliyor. Durma. Bu da çok hoş bir olay oldu Türkiye için. Durması lazım. Bu önemli bir mihenk noktası. Eğer bunu yapamazsak gerçekten siyasilerin ihtirası ve egemenlik kurma hevesi yüzünden gerçekten Türkiye'ye kaosa gidecek. Yani seninki benimki bizim sizin şeyini bitirmemiz lazım bu ülkede. Özellikle yerel seçimlerinde bu gibi şeylerin konuşulmaması gerekir. Ne konuşacaksınız? Tabii ki belediye başkanı adayının kalitesini konuşacaksınız. Vizyonunu konuşacaksınız. Birikimlerini konuşacaksınız. Geçmişteki ayak izlerini konuşacaksınız. Size umut verip vermediğini konuşacaksın. Ama en önemlisi size güven verip vermediğini konuşacaksın. Peki aday deyince Sayın Savaş, hemen bu soruma geçeceğim. Yerel seçimlerin genel seçimlerden biraz daha farklı bir atmosfer içinde geçtiği bilinir. Size göre yerel seçimlerde aday mı, parti mi? Şimdi ikisi de önemli. Parti düzlükleri vardır. Siz bir partinin forması altında seçime giriyorsunuz ve o partinin de kendi tüzüğü vardır. Ona da uymak zorundasınız. Ama parti kadar en az adayın da rolü önemli burada. Çünkü adayın da o topluma güven vermesi lazım. Geçmişteki ayak izlerinin temiz olması lazım. Bununla birlikte o adaylığa hazır olması lazım. Projeler olması lazım. En son demin de ifade ettiğim gibi topluma güven vermesi lazım. O çok önemli. Sayın Savaş'a gösterilen yoğun ilgi mitinglerinizden, toplantılarınızdan bunları takip edebiliyoruz. Bu güven telkin ettiğinizin bir göstergesi midir? Ya tabii şu bir gerçek. Yani bu Türkiye'de en çok sevilen iki insan var. Biri Peygamber Efendimiz, bir tanesi bizim Gazi Mustafa Kemal'imiz. Bunları insanların çok büyük bir kısmı seviyor ama uzak duranlar da var. Sizin de ifade ettiğiniz gibi tabii biz ne Peygamber Efendimiz'e yakın bir yer. Yani, onun şahsiyetindeyiz. Ve Gazi Mustafa Kemal'in onun emrinde yürümeye çalışan kullarız. Biz onlarla kendimizi bir tutmuyoruz ama bizi de kendine yakın bulanlar var, bulmayanlar var veya seven var, evet. Uzak duranlar var, sevmeyenler var. Ama şu bir gerçek ki ben Hatay'ın her noktasında gittiğim zaman gerçekten ilgi görüyorum. Onu en çok çocuklarda ve gençlerde görüyorsunuz, teyzelerimizde görüyorsunuz.
Dün de 17 tane miting yaptık. Bunların 14 tanesi Samandağ'ında. Toplam Samandağ'ında biz en az 10 bin kişiye konuşmuşuzdur. Her gittiğimiz beldede o beldenin en az yarısı konuşma sahamızdaydı. Ve müthiş bir coşku vardı. Bana karşı gerçekten hemşehrilerimizin büyük sevgisi vardı. Ben hem dün Samandağ'da 14 tane hem de Antakya'da 3 tane miting yaptık. Evet. Bir tanesi 600 küsün üzerindeydi, bir tanesi 400'ün üzerindeydi, bir tanesi de 300'e yakındı. 3 miting kolay değil, aynı gece yapıyorsunuz. Evet. Arada böyle 45 dakika, 1 saat var. Yaklaşık 1000 kişiyi geçiyorsunuz. Bu bizim için tabii ki onur vesilesi. Bu onur vesilesi ama hemşehrilerimizin gerçekten bize karşı göstermiş olduğu bu teveccüh, bu sevgiye karşı da gerçekten ben hem seviniyorum hem de onlara saygı duyuyorum. Demek ki biz 5 yıldır bakıyorum mitinglerde her renk insanımız var. Evet. Demek ki 5 yıldır biz insanlarımızı hep perikleştirmişiz, hep kucaklamışız. Evet, ben de bunu nasıl başardığınızı soracaktım aslında. Ben bunu hakikaten ben merak ediyorum. Genel anlamda ilçelerle gazeteci kimliğimle zaman zaman gidiyorum, geliyorum, insanlarla sohbet ediyorum. Şunu söylüyorlar. Biz yerelde kendi ilçemizde kendi partimize vereceğiz. Yani savunduğumuz partiye, beraber yürüdüğümüz partiye. Ama büyük şehirde Sayın Lütfi Savaş'a vereceğiz şeklinde. Bunu nasıl sağlayabildiniz? Bu seçim öncesi ziyaretleriniz, o barış, sevgi, hoşgörü ziyaretlerinizin etkisi oldu mu? O yetmez. Eğer sizde inandırıcılık yoksa, gerçekten insanlara empati yapamıyorsanız, insanları sevemiyorsanız, onları kucaklayamıyorsanız, siz her gün onlarla birlikte gezin. Her gün sofralarına oturun, kesinlikle bir şey ifade etmez. Evet. Ama biz hemhal olduk, birlikte olduk. Yani buradaki tüm renklerimizi empati yapabildik. Onların düşünce dünyasını algılayabildik ve onlara bağlamda yaklaştık. Herkesin hassasiyetleri var, beklentileri var, istekleri var. Aynı zamanda istemediği şeyler var. Ben hem tıp doktoru olarak onu algılayabiliyorum, hem de 5 yıldır bu belediye başkanı olarak her noktaya gittiğim zaman herkesin yaşam tarzını görüyorsunuz. Evet. Herkesin isteklerini, beklentilerini görüyorsunuz. Herkesin de kontak inhibisyon dediğimiz sınırlarını görüyorsunuz. Biz bu şehirde gerçekten bunu yakalayabildik. Ama yakalarken de hiçbir zaman yapay bir şekilde onlara yaklaşmadım. İçimden nasıl geliyorsa. Ve genelde de daha çok fakir hemşehrilerimizle birlikte olduk. Zenginlerimizle de olduk, orta gelirli hemşehrilerimizle de olduk ama ayırmadık. Daha çok onlar bize koşunca biz de onların yanına koştuk. Evet. Her mahallede mesela sizinle bir anımız var. Evet, ben de onu anlatacaktım. Onu anlatacaktım. Sevgili seyirciler, bir ara Sayın Lütfi Savaş'la belediye başkanlığının herhalde birinci yılıydı. Birinci yılınızı anlatıyordunuz. Bir yıl yaptınız. Sonunda falan. Ya da bir buçuk yıl falan olmuştu, bilmiyorum. Hatta onu ben yazacağım demiştim. Yazdığımı da hatırlıyorum. Sayın Lütfi Savaş dedi ki, ben dedi yoksullara hizmet etmek için geldim. Taşralara hizmet etmek için geldim. Taşra kesimlere. Onun nedenini sorduk. Ya o dedi zaten zenginlerin oturduğu semtlerde hizmet gidiyor bir şekilde. Buradaki insanların hizmete ihtiyacı var demişti. Bunu da ben anlatmış bir oldum. Bir de şeyi sormuştunuz. Halen aynı fikirde misiniz? Yok, bir de şeyi sormuştunuz. Ben gittiğim yerlerde ya mercimekli aş istiyordum. Evet, hep mercimekli aş istiyorsunuz. Ya sarma içi istiyordum. Yanına bir ayran istiyordum. Ya dediniz bunları çok mu seviyorsunuz? Evet, doğru, onu da o bunları ayrı siz konu. Çok mu seviyorsunuz? Armutlu'da Armutlu derneğindeydik. Derneğin bir yemeğiydi, evet. Cami derneğindeydik herhalde. Evet, caminin altındaydık. Ben o zaman şunu söyledim, dedim ki yani bütün insanlarımızın beni davet edebilmesi için böyle daha çok basit, herkesin yapabileceği yemek istiyorum ki onlarla buluşabileyim. Kebap isterse herkes yapamaz. Evet, üstüne evet. Bir de künefe istersem hiç kimse yapamayabilir. Yani daha doğrusu toplumun zor yapılabilir. %30'u 35'i 40'ı yapamaz. O zaman ben onlara ulaşamam dedim. Gerçekten yani ben bulgur pilavını da sarma içiyle de seviyorum. Yanında ayran olması da güzel oluyor ama bizim onlarla birlikte olmamızın çok güzel bir şeyi oluyor. Ama sebebi o zaman, oluyor. O zaman bizi bıktırmıştınız Sayın Savaş. Şimdi gazetecileri çağırıyordunuz. Hem bulgur biz zaten olsun. Evde şimdi, yılın 12 ayı bulgur yiyoruz. Yani para olmadığı için. Siz şimdi gazeteci olduğunuz için sizi çok çağıran oluyor. Güzel yemeklerde, kahvaltılarda yapıyorsunuz. Benimle evet. Olduğunuz zaman fakirin halini anlayasınız diye size bunları yediriyoruz. Evet, bu arada Sayın Savaş az önce Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, hükümetin daha doğrusu gazetecilere istediği gibi yön verdiğini, %80'in medyanın onların ellerinde olduğunu, şu gazeteci arıyor şunu yap, bu gazeteci arıyor bunu yap demiştiniz.
Tabii bütün gazetecilerin böyle olduğu kanaatinde değilim. Sizin yok ama ifade ettiğiniz genelde gibi, Türkiye'nin konjüktürünü görüyorsunuz. Evet, yani mesela dimdik duran gazeteciler de var. Ben buradan çok açık ve net söyleyeyim. Yani bana ne Cumhuriyet Halk Partisi benim isteğim dışında bir şey yazdırabilir, ne de Adalet ve Kalkınma Partisi hiç yazdıramaz zaten. Ne de Milliyetçi Hareket Partisi, ne de başka bir siyasi bunu parti. Bunu ulusal bazda söylüyorum. Bunu yapan gazeteciler de var ama siz beni de örnek verdiniz. Dediniz ki sizin gibi gazetecileri dediniz. Ulusal bazda yok, da yani öyle. Gazeteci anlamında yani bunu şahsılaştırmayın. Yani sizin gibi gazeteciler anlamında gazeteci cami, gazete camiasını evet söyledim. Evet, yani yapanlar var ama yapmayanlar da var. Tabii, yani tabii, elbette. Tabii. Ben hepsi için söylemiyorum. Ama son çıkan böyle telefon konuşmalarında görüyorsunuz. İşte birkaç yani o zaman yani basın özgürlüğünden bahsetme şansınız yok. Zaten Türkiye'de bu yeni bir şey değil ki Sayın Savaş. Yani Türkiye'deki basın özgürlüğü. Ama son zamanlarda sanki bu biraz daha sivrileşti gibi geliyor. Ortaya çıkmaya başladı. Belki daha önce de yapılıyordu, gizli kapaklı yapılıyordu. Şimdi ortaya çıkınca. Belki. Evet. Siz hiç bir gazeteci aradınız mı bir şeyle ilgili bugüne kadar? Kimseyi aramadım. Kim ne yazarsa niye yazsın. Çünkü yani hakikaten öyle bir özelliğiniz var sizin. Eleştiri de alıyorsunuz gazetelerden. Yine yanıt vermiyorsunuz. İş vermem. Güzel şeyler yazılıyor. Yine yanıt vermiyorsunuz. Niye? Yok, bazen gerçekten olayı idealize etmiş ve olayı doğrularla anlatmış gazetecileri arayıp teşekkür ediyorum. Hı hı. Ama üzüldüğüm zaman veya işte yalan yanlış yazıldığı zaman da hiç ne cevap veriyorum ve de o konuyu onunla konuşuyorum. Çünkü onlar zaten sizi taciz etmek ve rahatsız etmek üzere o yazıyı yazıyor. Veya bazıları da ilgi çekmek için yazıyor. Ben o işlerle uğraşırsam pozitif işlere zamanım kalmaz. Evet. Evet. Peki Sayın Başkan, aynı zamanda Başkan adayı Sayın Savaş. Geçtiğimiz günlerde Sayın Sadullah Ergin, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir programında, bir televizyon programında bir soru soruldu kendisine ve benim Hatay'da biz Cumhuriyet Halk Partisi ile çekişiyoruz şeklinde bir ifadesi oldu. Yani rakip olarak sizi gördü, Cumhuriyet Halk Partisi'ni gördü. Siz ne düşünüyorsunuz? Siz kimi rakip görüyorsunuz? Şimdi tabii ki ben bütün rakiplerime saygı duyuyorum. Çünkü onların hepsi belli seviyeye gelmiş insanlar ve Türkiye Cumhuriyeti'nin de güzide partilerinde aday olmuşlar. Hepsine ben başarı diliyorum ve hakikaten saygı duyuyorum. Ama şu bir gerçek ki şu anda daha çok ön planda olan iki parti var. Cumhuriyet Halk Partisi ve AK Partisi. Belki biz yarışa geriden başladık ama biz 20 günde AK Parti'yi yakaladık. Ondan sonra da her hafta en az 0.5 puan üstüne koyuyoruz. Yani şu 50 gündür ne? Anketlere bakıldığında, yani genel anketlere ben de bakıyorum zaman zaman girip hani yayınlanan anketlere %3, %4 gibi önde görünüyor. O gösterilmek, gösterilmek istenen sonuç o. Şunu ifade edeyim. Bunu net söylüyorum. AK Parti Genel Başkanlığı'nın yaptırdığı son ankette 12 puanındayız. AK Sonar'ın Parti'nin kendi yaptırdığı bir anketten söz ediyorsunuz. Sonar'ın yaptığı ankette de, en son ankette de 6.7 öndeyiz. Bu ortalamayı aldığınızda %9 civarında demektir. 9 küsürdür. Bu da 80 bin en az oy demektir. Çünkü 968 bin küsür oy var şu anda. Mesela AK Parti'nin yaptığı ankette %12 siz önde çıktınız Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Evet. Bunu siz nereden öğrendiniz? Ben AK Parti'den geldiğim için orada dostlarımız var tabii ki. Yani onlar sizi arayıp söylüyorlar %12 önde çıktınız diye. Tabii. Bu nedenle o 3-4 puan denilen anketin sonucu 12 puan. Yani İktidar Partisi o kadarını yazdırabilmiş 3-4 puan. Peki sizi mutlu ediyor mu? Yo, ben anketten çıkan bu önemli güzel sonuçlar. Şimdi şöyle, tabii hiç kimse yarışa çıkarken ben kazanmayacağım diye çıkmaz. Biz kazanacağımızı düşünüyoruz. Yani bundan 3 ay önce de düşünüyordum ben, şimdi de düşünüyorum. Ama şu anda bu işin realize olduğunu görüyorsunuz. Düşüncelerin gerçekleşmek üzere olduğunu görüyorsunuz. Ve her hafta da 0.5 puan koyuyoruz. Yani hadi AK Parti'ninkini görmedim diyebilirsiniz. Duyduk sadece ama son hareketini gördüm. İlçe ilçe gördüm. Siz hiç yaptırmadınız mı Cumhuriyet Halk Partisi olarak Lütfü Savaş'ı? Bizim maalesef paramız yok. Benim şahsen... Bu konuda sürekli böyle şeyde bulunuyorsunuz. Yani bir şekilde dile getiriyorsunuz. Param yok, seçim çalışmalarına ayıracak çok fazla bütçem yok. Yoktur abi. Mal varlığım yok gibi. Ya şimdi yalan söyleyecek halimiz yok. Hemşehrilerim beni bilir. Onu söylemek istemedim. Biz yani yarışa girdiğimizde de paramız yoktu ama kıyıdan köşeden biraz ne varsa onu harcıyoruz.
Bu zaten billboardlarda, megalayıtlarda, süslenen duvarlarda, asılan bayraklardan belli değil mi kimin daha çok parası olduğunu? Bizim paramız olsa biz de yaparız fazlasıyla. Siz de belediye başkanlığı yaptınız. Sonuçta 5 yıl belediye başkanlığı yaptınız. Sayın Sadullah Ergin de 4 yıl bakanlık yaptı. Yani sizin aldığınız maaş... 5 yıla yakını yaptı bakanlık. Onun aldığı maaş, sizin aldığınız maaş herhalde çok farklı değil. Vallahi o paraların kaynağını Sadullah Ergin'e sormak lazım. Nereden geldi ama benim param yok. Nereden gelecek sonuç itibariyle? Belli bir maaşı var Sayın Ergin'in. Sizin olduğu gibi yani şimdi. Benim... Tabii, belki siz kullanmıyorsunuz parayı yani onun için. Ya bizim aldığımız maaş 5-6 bin lira para yani. Bakanlar da alsa 13-14 bin lira, 13 bin lira falan alıyordur. Çok büyük bir fark yok. Benim aramızda. İki katım maaş alıyordur ama hakikaten ben de merak ediyorum. Bunu bence Sayın Sadullah Ergin'le konuşursanız sorun. Yani bu kadar şeyin seçim masraflarını nereden buluyorsunuz? Ha, bir de şimdi görüyoruz zaflardan para dağıtılıyor. Para dağıtılıyor. Kupon dağıtılıyor BİM'den. Hı hı. Kömür dağıtılıyor, erzak dağıtılıyor. Bunu siz gördünüz mü? Gören arkadaşlar var, çeken arkadaşlar da var. Peki bu yanlış bir şey mi? Yani siyaset ettiğine mi uygun bulmuyorsunuz? Hani şimdi, ben şöyle düşünüyorum. Şimdi yoksun şu vatandaşımız, ihtiyaçlar vatandaşımız. Şimdi ben size şu soruyu sorayım. Efendim Sayın Devlet Bahçeli'nin bir lafı var ya, alın afiyetle yiyin, ondan sonra da oyunuzu vermeyin diyor ya yani. Ben size şunu söyleyeyim. Ben çocuklarımın rızkını başkalarına dağıtmam. Ha fitre, zekat, fakir fukaraya yardım edebilirim ama çocuklarımın için kazandığım helal parayı zarflara koyup da seçim öncesi dağıtmam. Veya işte erzak olarak dağıtmam. Veya işte kupon yapıp da BİM'den harcayın demem. Bunlar seçim yatırımıdır ve bu yatırımlarında ben etik olduğunu düşünmüyorum. Doğru bulmuyorsunuz. Doğru bulmuyorum ama bunun kaynağını da gerçekten merak ediyorum. Ben bunu sormanızda fayda var. Pekala, eğer Sadullah Ergin'le bir araya gelirsek. Yani onunla bir program yaparsanız bakın. Siz Sayın Ergin, biz defalarca davet ettik Sayın Ergin'i. Bir kez daha ben buradan davet ediyorum. Defalarca ben kendim konuştum. Geleceğim demesine rağmen Sayın Ergin gelmediler. Gelmek isterlerse gene ay burada kendilerini yani ağırlamaktan siz mutlu helal olursun. Kazandığınız parayı dağıtır mısınız öyle? Valla ben ne helali ne haramı dağıtmam. Yani ben de olsa çünkü bunu yani, çok açık söyleyeyim. Hayır, yani. Çocuklarınızın rızkını dağıtır mısınız başkasına? Yok, dağıtmam. Tabii dağıtmam yani. Yani şeyi budur. Evet. Peki Sayın Savaş, bu çok merak edilen bir soru. 17 Aralık operasyonuyla beraber hükümetin, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin zayıfladığı bilinen bir gerçek. Anketlerden zaten bu da çok açık seçik ortaya çıkıyor. Siz de öyle bir dönemde, yani AK Parti'nin zayıfladığı bir dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday oldunuz. Böyle bir dönemde kendinizi daha şanslı mı hissediyorsunuz? Şimdi şöyle bir şey. Ben aday olduğumda, daha doğrusu partiden ayrıldığımda 17 Aralık sendromu yoktu. Evet. Ben 17 Aralık'tan önce ayrıldım. Yani geleceğin ne olduğunu bilmeden ayrıldım. Ayrılış sebebimiz daha önce de ifade ettiğim gibi son 3,5 yıldır bizim aramızdaki ruhsal bağlantı bitmişti. Bunu anlatıyorum çünkü burada tek adamlık dönemi vardı. Ben o partiye girdim gidelim bir numara belliydi. Ondan sonra 11 numaradan itibaren insanları sayıyordunuz. Yakın çevrenizden şikayetçi olduğunuz hep söylenirdi. Yani siz AK Parti'den istifa etmeden önce de söylenirdi. Mesela ben biliyordum, sürekli dile getiriliyordu. İstifa etmek için niye bu kadar geç kaldınız? Ha, %51 oy almıştım ben. Antakya'da hemşehrilerimizin %51'ini almıştım oyunu. Yani bu insanları yüzüstü bırakıp gitmek olmazdı. Her şey olgunlaştıktan sonra Sayın Sadullah Ergin'in adaylığı belli olduktan sonra ben yollarımı ayırdım. Farkındaysanız o gündür bugündür ben AK Parti hakkında ve AK Parti ile bağlantılı kişiler hakkında bir demeç bile vermedim. Niye konuşmuyorsunuz? Yani genellikle siyasi rakipler rakibini eleştirmeye çalışıyor. Yok, ben saygı mesela duyuyorum. Mesela Sayın Ergin sürekli sizden söz ediyor gibi. Yani biz ne AK Parti'nin malıyız ne de Sadullah Ergin'in malıyız. Biz nevi şahsına münhasır bir insanız yani. AK Parti'ye girmek de normal bir hadise, çıkmak da normal bir hadise. Nasıl onlar beni aday çağırırken iş hadise normalsa, aday yapmayınca da normalsa, benim oradan ayrılıp başka bir partiden aday olmama niye bu kadar şey yapıyorlar ki, tuhaf karşılıyorlar. Yani kendi kendini sorguladı mı acaba? Ben ilk beşteyken, bakanken, iki yıl daha bakanlık yapma şansım varken Hatay'a niye geldim diye sorguladı mı acaba?
Yani sizce normal mı onun buradan buraya yani ilk beşteyken hükümette yani Türkiye'de sayılı insanlar insan durumundayken gelip sıradan bir belediye başkanlığını niye kabul etti? Yani bunu sorgulamak gerekiyor. Evet, o bir tercih artı, meselesi. Yani öyle tercih ama etmişse, benim de tercih etme hakkım var. Tabii ki var canım. Size kimse artı, bir defa şunu ifade edeyim. Urfa Belediye Başkanlığı çağırıyorlar, konuşuyorlar. Genel başkan nezdinde görüşüyorlar. Evet. Onu kürsüye çıkartıyorlar, konuşturuyorlar. Gaziantep Belediye Başkanı aynı şekilde. Beni çağırıp bir teşekkür etme bile lüksünde bulunmadılar, gereksinimde bulunmadılar. Açıklama yaparken Antakya'daki hizmetlerin bir tanesi konuşulmadı. Doğru peki, mu? Peki hemen burada bir araya gireyim. Sizin AK Parti'den istifa edişinizin en büyük nedeni aslında AK Parti'nin genel merkezi değil de Sadullah Bey'in. Ha şimdi burada yani aslında ben orada ben mı? Bu şehirde 5 yıl belediye başkanlığı yaptım. Ve Türkiye'nin en kritik şehrinde. Evet. En kritik dönemde 5 yıl belediye başkanlığı yapmışım. Ne bu şehre ne ülkeme ne de partime sıkıntı getirecek bir şey hiçbir olayım olmamış. Ayrıca bu şehri bütünlemek için de son 3 yıl azami gayret göstermişim. Evet. Doğru mu? Yani tabii bütün bunları yaptım. Vatandaşlara soracağız. Ha, bunu vatandaşlara yaptım. Bunu yaptım. Bu arada da Türkiye'de 7 defa yılın belediye başkanı seçildim. Dersiniz ki biri torpille, ikisi torpille, üçü torpille. Bunlar hepsi mi torpille? Bunun dışında hep en kötü ihtimalle ilk 7'deydim. Başarı. Çıtası. 3. olduğum var. 4. 5. 6. Bu kadar başarılı bir belediye başkanını siz aday yapmıyorsunuz. Ve İşte sadece kendisi beni aradı Sadullah Bey. Bir gün toplantıya gitmiştim. Aday tanıtım vardı. Hı hı. Hocam gelir misin dedi. Görüşebilir miyiz? Görüşürüz dedim. Gittim. Bakanlığa gittim. Müsteşar Bey falan vardı içeride. Onlarla işi bitti. Ya dedi Sayın Başbakan beni Hatay'a gitmemi istiyor dedi. Buyur gel dedim. Ben de ona efendim Lütfü Bey de Antakya yapalım dedim. O da sen istiyorsan olur dedi bana. Dedi. Tabii orada film koptu. Çünkü ben bu ilin belediye başkanıyım. İl büyük şehir olmuş. Siz oraya kendinizi getiriyorsunuz. Beni de ilçeye aday yapıyorsunuz. Bunu yaparken de yukarıdan bakıyorsunuz bana 200 metre yukarıdan. Yani sen istiyorsan ben oluyorum. Minnetli yapıyorsunuz. Ya ben o kadar hafif bir insan orada değilim. Orada büyük şehri tamam siz olsaydınız denseydi kabul edecek miydiniz? Ama o zaman 17 Aralık sendromu bu hadiseler yoktu hiçbiri yoktu. Hı-hı. Ben tabii ki müneccim değilim. Ama 17 Aralık'tan sonra böyle bir teklif olsa zaten kabul etmezdim. Ama 17 Aralık olayı yoktu. Peki şöyle bir şey bundan sonra, bundan sonra ha yok rektörlüktür, milletvekili öyle bir şey yok. Yok yok. Onu, hayır o anlamda onu sormayacağım. Öyle bir yani şey söz konusu da öyle. Vardı Sayın Ergin'den o zaman. Yani ben Sayın ya Ergin'den Sayın değil. Bana, benim Sayın Ergin'den bir beklentim hayır, yok. Hayır başbakan bunu teklif etti ama hayır ben dedim Sayın Savaş'ın hakkıdır bu. Sayın Savaş olmalı mı demesini bekliyordunuz. Hayır şimdi eğer Sadullah Bey benim rakibimse ben Sayın Başbakan'dan beklerim o teklifi. Çünkü ikimiz rakipsek sizin bana bir yani sizin bana yukarıdan bakmanıza gerek yok. Siz buraya iniyorsanız ben de o ilin belediye başkanıyım zaten. Şimdiki olduğu gibi biz birer rakibiz. O zaman da. Yani burada Şükürdür'e karşıyım ben yani. Anladım. Yani buranın patronu Sadullah Ergin biz hepimiz ona biat edeceğiz. Onun ne dediği doğruysa da yanlışsa da kabul edeceğiz. Öyle bir kültür yok benim dağarcığımda. Biz doğruları her yerde söyleyeceğiz. Doğru peki. Olmayana da doğru değil diyeceğiz. Peki, değil mi? Burada şuna geleceğim. Buyurun. Benim Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday olma sürecimde ikinci gün Milliyetçi Hareket Partisi, dördüncü gün Cumhuriyet Halk Partisi bana adaylık teklif etti. Demek ki ben bu toplumda kabul gören ve bu topluma hizmet etmiş biri olarak gördüler ki, karşılığının da olduğunu gördüler ki iki partimiz de bana şu anda iki tane en büyük parti konumundaki olan AK Parti'den sonra oy dağılımında Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi. Bu ikisi de bana adaylık teklif ediyorsa demek ki biz doğrular yapmışız bu şehirde. Evet peki doğruları mı yapmışsınız? Başka bir şey mi yapmışsınız? Bunu sokakta Antakyalılara sorduk, Hataylılara sorduk. Şunu anlatayım ondan peki, sonra gidelim. Arkadaşlar hazır hale getirdim o zaman. Vatandaşlara şunu anlatayım. Buyurun. Ben o süreçte boşa düşünce tabii iki partimiz de teklif edince
950 kişiyle ben görüşme yaptım ve bunların çoğu sağ tandanslı arkadaşlarımdı. Bunların %90'ı sen çok güzel işler yaptın ve bu şehri bütünledin, birlik beraberliği sağladın. Sen devam etmen lazım dediler bana, %90'ı. Ve bunların %75'i de Cumhuriyet Halk Partisi'ne aday olman lazım. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne aday olduğunda her yani Hatay'ı bütünlersin, her taraftan oy alırsın ve bu şehre katkı sağlarsın. Bu şehrin birlik beraberliği hizmetine katkı sağlarsın dediler. Ve bu şehre huzur gerekir önce, sonra hizmet dediler. Ve biz öyle Cumhuriyet Halk Partisi'ne gittik. Yani beni aday yapmadılar. Kapı kapı dolaştım falan değil. Evet, siz görüşmeler yaptınız. Ama davet üzerine görüşme yaptım. Tabii ben davet üzerine görüşme yaptım. Evet. Ve ondan sonra arkadaşlarımla kime güveniyorsam. Yani 300'ün üzerine telefonla görüşme yaptım. Bir kitle bu. 950 tabii, tabii, az tabii, bir rakam değil. 950 kişiyle yüzle görüştüm. Kimiyle grup halinde, kimine tek tek. Bunlar öyle tek başıma benim karar vereceğim hadise yani değil. Sonuçta ben varsam halkımla beraber varım diyorsunuz. Onlar böyle o gün gördüler. Ama şunu da söyleyeyim. Demek ki bu süre içerisinde biz doğru yaptık. Şu anda yarın seçim 30 Mart akşamı inanıyorum ki dediğimiz orandan aşağıya düşmeyeceğiz. Demin ifade ettiğim o orandan aşağı düşmeyeceğiz. Peki Sayın Savaş, o zaman Hatay sokaklarında arkadaşlarımız dolaştılar ve sizinle ilgili sorular sordular vatandaşlara. Bakalım vatandaşlar ne düşünüyorlar Lütfü Savaş'la ilgili. TRT ekranlarından merhaba değerli izleyenler. Bu akşam Demokrasi Bulvarı'nın konuğu Hatay CHP Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Sayın Lütfü Savaş olacak. Lütfü Savaş yine bizle birlikte halkın görüşlerini, düşüncelerini ve halk için yapacaklarını anlatacak. Biz de halkın nabzını yoklamak için şu anda Hatay'ın belli başlı beldelerini geziyoruz. Buyurun birlikte bakalım halk ne düşünüyor? Bu akşam Demokrasi Bulvarı'nın konuğu Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Sayın Lütfü Savaş olacak. Sayın Lütfü Savaş'tan siz senyol halkı olarak, bir vatandaşı olarak beklentiniz neler, düşünceleriniz neler? Şu an şöyle bir şey söyleyeyim. Lütfü Savaş Cumhuriyet Halk Partisi'ne geldiği zaman ve ondan bir sürü şeyler istediğimizi bekleyeceğiz. Yani Selon halkı için olarak özellikle. Ki eğer bu dileği getirirse, kazanırsa inşallah kazanır. Hayırlısı uğurlu olsun diyelim. Başka bir şey yok. Yani oyunuz kimden yana bu seçimde? Tabii Cumhuriyet Halk Partisi olarak yani Lütfü Savaş'a. Tabii ki de CHP ve Lütfü Savaş. Neden Lütfü Savaş peki? Neden CHP? Neden CHP? Çünkü ülkemizin hali belli. Hani nedeni bile sorulmaması lazım diye düşünüyorum. Peki beklentiniz neler Sayın Lütfü Savaş'tan? Beklentimiz Lütfü Savaş'tan. Tabii ki önce Hatay'a çok iyi bir hizmet ve ondan sonra kendini savunamayan kadınlarımıza lütfen sahip çıksın diye. Duyumuz CHP'ye de başarılar diliyoruz. Kesinlikle Lütfü Savaş. Peki neden Lütfü Savaş? Eşitlik için, adalet için. CHP'ye vereceğiz. Peki neden CHP? CHP çünkü artık tek çaremiz CHP. Çünkü artık bu yolsuzluklardan dolayı, insanlara baskıdan dolayı artık yani CHP demek en güzeli demek. Lütfü Savaş'tan hizmet bekliyoruz. Bu serin yol için, bilhassa bu civar köyler için hizmet bekliyoruz. Başka bir şey beklemiyoruz. Peki büyükşehir seçiminde hangi... Büyükşehir Belediyesi'nden hangi partiye ve kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? CHP'ye oy vereceğiz. Sayın Doktor, Doçent Doktor Lütfü Savaş'a başarılar diliyoruz. İnşallah Büyükşehir Belediye Başkanı olur. Milletin genellemesine bakılırsa Lütfü Savaş diyorlar yani CHP. Yani öyle. Beklentiniz var mı peki siz bir genç olarak, Hatay'da bir genç olarak? Vallahi beklentilerimiz büyük ya. Ne gibi? Hatay misal spor kompleksleri, işte gençler için şeyler yapılması gerekiyor. Sosyal aktiviteler falan bayağı olması lazım yani. Gençlerimiz gittikçe yani daha şöyle yani devamlı şey eroin falan esrar yani devamlı kullanma aşamalarında şu an. Yani onun için bilgiler falan. Çalışmalar, ondan sonra hocam, çalışmalar. Ondan şu çevreye işte Suriyeliler mesela rahatsızlık veriyor sağda sola. Yok hırsızlık çoğaldı. Çevre kirliliği çoğaldı. Bu bizim beklediğimiz bu yani sadece başka bir şey yok. Vallahi Lütfü Savaş çok güzel şeyler yaptı Hatay için. Onu destekliyoruz her konuda. Onu bir daha istiyoruz açıkçası. Parti değiştirmesi yok. O kadar önemli değil. Bizim için kişi önemli. Biz CHP'yi her zaman destekliyoruz. Ama bu sefer biz kişiyi destekliyoruz yine. Peki beklentiniz neler Sayın Suaş'tan? Beklentimiz güzel şeyler yaptı. Onların devamını bekliyoruz. Hatay biraz daha gelişmeli. Hatay büyük şehir olarak Lütfü Savaş'tan beklediklerimiz bizim millet olarak Türkiye genelinde Hatay diyelim
birlik ve beraberlik, ırk ve cins, mezhep ayırmsak ayrım olmadan öyle diyelim, sürdürülmesini ve iyi bir şekilde yapılmasını diliyorum. İnşallah bu seçim istediğimiz gibi olur. Lütfü Bey'e başarılar diliyorum ve başarının devamını diliyorum. Peki oyunuz bu seçimde, büyükşehir seçiminde kimden yana olacak? Gönlünüz kimden yana? Tabii ki Sayın Doktor Lütfü Savaş'a olacak inşallah ve dilerim kendisi kazanacak. Tabii ki CHP. Peki neden CHP? Hakkın yoru. Vallahi ben sosyal demokrat bir insan olduğumdan dolayı CHP'ye vereceğim. Beklentimiz pazarları kapalı yapsın da en iyisi. Başka bir şey istemiyoruz ondan. Peki bu büyükşehir seçiminde oyunuz hangi partiden, kimden yana olacak? CHP için. Vallahi destekliyoruz kendisini. Yaptığı bazı şeyler de var. Gördüğümüz kadarıyla güzel çalışmaları var. Biz de destekliyoruz kendisini. Yani bu büyükşehir seçiminde oyunuz kimden ne olacak? Biz Lütfü Savaş'tan yanayız. Lütfü Savaş'a başarılar diliyoruz ve destekliyoruz. Arkasındayız. Başarılar diliyorum. Büyükşehir seçiminden Lütfü Bey'e vereceğiz. Vallahi CHP. Evet sevgili seyirciler, arkadaşlarımızın Hatay sokaklarında, caddelerinde, işte sent pazarlarında dolaşıp sordukları soru bu şekildeydi ve vatandaşların verdikleri yanıt da bu şekilde sevgili seyirciler. Bu arada sizlerden çok sayıda soru geldi. Zamanım da inanın çok kısıtlı. Hepsini sormaya çalışacağım. Hatta elimdeki soruları, elimdeki kağıtları bırakıp hemen sizin sorulara geçeceğim. Sayın Savaş'tan da kısa kısa yanıtlar rica edeceğim. Çünkü program saatim dolmak üzere. Hemen sizden sonra Milliyetçi Hareket Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Mete Aslan var. Onun için hızlı hızlı gireceğiz. Mesela bir vatandaş Kışlak'tan arıyorum diyor. Sayın Hüseyin Yüce, Yayladağı Belediye Başkanı ile ilgili aranızdaki fitne ne? Söylemek ister misiniz? Fitne mi var ben, aranızda? Aramızda fitne yok. Ben şunu söyleyeyim. Ben de Yayladağlıyım. 5 yıldır Yayladağ Belediye Başkanımızla dostça bir şekilde bir ilişkimiz var. Bir arkadaşlığımız var. Ve Yayladağ'ında da bu kardeşimiz, bu arkadaşımız güzel hizmetler yaptı. Bizim de zaman zaman Yayladağ'a desteğimiz olmuştur. Bunun dışında herhangi bir fitne yok. Benim bildiğim. O Milliyetçi Hareket Partisi'nden şu anda aday. Evet. Ben de Cumhuriyet Halk Partisi'nden adayım Büyükşehir'de. İkimizin hem partisi ayrı hem de kategorisi ayrı. Ben bunu anlamış değilim. Ama Mustafa Bey, Mustafa Kemal Bey'i başarılı buluyorum. Sevdiğim bir arkadaşım yani. Evet, bizim de sevdiğimiz, buradan da Sayın Mustafa Kemal Bey'e, bizi izliyor mu bilmiyorum. Yani Yeradağ'da iyi hizmetler yaptı. Onu takdir ediyorum yani. Evet. Peki bir diğer soru, 5 yıldır AKP'ye çalışan bir başkan nasıl oldu da şu anda CHP'den aday oldu? Gerçi bunu defalarca cevapladınız ama. Ya tabii ki ben şunu söyleyeyim. Biz belediye başkanıyız. Hizmet için geldik. Herhangi bir ideolojik takıntımız yok. Hatay'ın birliğe, bütünlüğe ihtiyacı var. Hizmete ihtiyacı var. Biz de bunu 5 yıldır adam gibi yaptık. Bundan sonra da bu şehrin birleşmesi, şehirdeki huzurun sağlanması, aynı zamanda da hizmetlerin çoğaltılması için çalışacağız. Yani hangi partide olduğumuz, yani nerede durduğumuzdan çok nasıl durduğumuz önemli. Evet. Biz adam gibi belediye başkanlığı yaptık AK Parti'deyken. Kimseyi ayırmadık. Bundan sonraki süreçte de yine adam gibi belediye başkanlığı yapacağız. Hatay'daki 1.500.000-3.006 kişinin belediye başkanı olacak. Tüm renklerimizin belediye başkanı olacağız. Evet. Peki reklam arasından önce son soru olsun. Bu Nazan Hanım'dan gelmiş. Suriyeli mülteciler ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Akıbetleri ne olacak? Şimdi tabii ki bu Suriyeli mülteciler hadisesi içler acısı. Bir, bu konu Dışişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın birlikte yürüttüğü bir konu. Burada da valiler ve kaymakamlar sorumlu. Belediye başkanlarına hiç bu konuda bir söz hakkı verilmiş değil. Evet. Hatta biz Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız geldiğinde o iki tır dolusu yardım getirmişti. Bizi Yayladağ'ında hem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımızı, Türkiye'de 3. 4. Büyükşehir'in belediye başkanı, ikisi, ikimiz de o zaman İktidar Partisi'ndeydik. O zaman Vali Bey oraya girmemizi sakıncalı olduğunu söyledi. Bunun ne anlama geldiğini ben de anlamış değilim. O zamanki belediye başkanımız da, yani Recep Altepe Bey de anlamadı. Ve biz orada sonra girebilirsiniz falan dediğinde de biz
tepki koyduk, girmedik, bıraktık, geldik orada. Yani nereye giremediniz? Onu ben Yeladağ kampına. Yeladağ kampına. Tabii tabii, bundan 2,5 sene önce falan. Ki o zaman da siz yani ya beni bırak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, Türkiye'deki 3. veya 4. Büyükşehir Belediye Başkanıydı. Tabii valilerimizin çok manidar değil mi? Manidar tabii. Yani bu iş yani niye bizi oraya sokmadılar? Bunu hala anlamış değilim. Hadi beni sokmazlar anladım da sizi niye sokmuyorlar oraya? Yok, demek ki kendi belediye başkanlığına güvenmiyor sayın valimiz. O yüzden bizi sokmadı herhalde oraya. Evet. Peki Sayın Savaş, kısa bir reklam arası vereceğiz. Buyurun. Suriyeli mülteciler kronik hadise. Bugün ben Reyhanlı'daydım. Atatürk Caddesi'ndeki esnaflarımızı gezdim. Kesinlikle oradaki Atatürk Caddesi'ndeki esnafların en az 7'de 3'ü Suriyeli. En az. Onu söyleyeyim. Hatta yarısı bile olabilir. Ben üzüldüm çünkü orada bizim hemşehrilerimiz azınlık pozisyonunda şu anda. Reyhanlı'dan şikayetler çok. Ve bu insanların da entelektüel birikimi, sosyokültürel birikimi biziklerden bir 50 sene geride. Orada da her gün hadise olmakta. Reyhanlı halkının bir kısmı da yavaş yavaş göç etmekte oradan. Şimdi burada bu kadar böyle hadise var ve bu hadiseleri yaparken, bu hadiseler 3 yıldır gelişirken bizim Adalet Bakanımız bu şehrin ağasıydı. Ve Türkiye'de de 5. sıradaydı protokolde. Bu gidişatın müsebbibi olan Adalet Bakanımız şu anda belediye başkan adayı. Hala burada mezhepsel faktörleri ön plana çıkartıyor. Aynı zamanda bugün duydum, çok üzüldüm, YouTube'a girerseniz görürsünüz. Hem Kırıkhan hem Reyhanlı Belediye Başkanı adayı işi yine mezhepçiliğe dökmüş. Cumhuriyet Halk Partisi kazanırsa sadece bir bölgeye belediye başkanlığı yapacak. Diğer bölgelere bakmayacak gibi bir söylem içerisinde. Bunu söylerken bile utanıyorum. Ama insanlarımız da bu sığ düşünceleri bilmesini istiyorum. Sayın Savaş, onu lütfen siz bunun için üzülmeyin. Biz yok, o belli yok. Kesin dediğinizi ben anladım. Anladım. Biz ama bakın alışmışız şimdi. Alışmışız böyle şeylere. Hayır ya. Hayır böyle bakın ama bakın. Bu Hatay halkı bunu hak etmiyor arkadaşlar. Biz Türkiye Cumhuriyeti'ni seviyoruz. Ha. Türkiye Cumhuriyeti Hatay halkını da seviyoruz. Ha, şimdi bu söylemler gerçekten tehlikeli söylemler. Evet doğru. İnsanları ayrıştıran söylemler. Yanlış. Yani iki tane oy fazla alacağım diye Hatay insanı ayrıştırmaya kimsenin hakkı yoktur. Biz Hatay'daki 1.603.006 tane insanımızın, tüm renklerimizin, dili, dini, ırkı, mezhebi ne olursa olsun hepsinin belediye başkanı olacağız. Hatay, bundan kimsenin tereddütü olmasın. Hatay insanı hiçbir zaman bu oyuna gelmedi ve bir kez daha gelmeyecek. Bunu tekrarlamış birkaç kişi çıkabilir sevgili seyirciler aramızdan. Yani bu şu kesimden, bu kesimden, her yerden çıkabilir. Ama biz inanıyoruz ki Hatay halkı sağduyusuyla hareket edecek ve sağduyusu nereye? Nereyi daha doğru bulursa gidecek, oyunu oraya kullanacak diye temenni ediyoruz. Evet, kısa bir reklam arası sevgili seyirciler. Hemen 5 dakika sonra sizlerle beraberiz. Evet, sevgili seyirciler, programın ikinci bölümünde, Demokrasi Bulvarı'nın ikinci bölümünde sizlerle bir aradayız. Konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doçent Doktor Sayın Lütfü Savaş. Sorularınızla devam edeceğiz sevgili seyirciler. Sayın Başkan'ın önünde çok sayıda dosya var. Projelerini anlatacaktı. Aslında zaman zaman ekranlarda da görüyorsunuz, dönüyor zaten projeleriyle ilgili kısa metrajlı film. Ama ne yazık ki sorularına yine giremeyeceğiz Sayın Savaş'ın. Çünkü sizden gelen yoğun sorular var. O soruları sormak durumundayız. Bu arada arkadaşlar telefonlara bakıyorlar. Az önce bir seyircimiz Hatay Radyo Televizyonu'nun taraflı olduğunu, sadece Cumhuriyet Halk Partisi adaylarını çıkarttığını ifade etmiş. Az önce Saadet Partisi'nin Altınözlü Belediye Başkan adayı vardı. Milliyetçi Hareket Partisi adayı Sayın Mete Aslan, Sayın Lütfü Savaş'tan hemen sonra çıkacak. Çok sayıda program yapıyoruz. Adalet ve Kalkınma Partili bütün adaylara her zaman dile getiriyoruz. Sayın Ergin'e az önce de söyledim. Sayın Ergin'i defalarca davet etmemize rağmen kendileri gelmezlerse ya bizim yok bilecek bir şeyimiz yok. bu konuda. Ama Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, İşçi Partisi, Halkların Demokratik Partisi, ya çıkarmadığımız aday kalmadı. Her taraftan geliyorlar ama kendileri televizyona gelmiyorlarsa burada da bizim zorla tutup getirecek halimiz yok yani kimseyi. O şekilde düşünmemenizi rica ediyorum. Çünkü öyle bir şey yok, onu da söyleyeyim. Evet Sayın Başkan, devam ediyoruz. Çok sık sorulan bir soru yine. Başkan seçildikten sonra AKP'ye tekrar dönecek.
Defalarca cevapladınız hakikaten ama. Hakikaten bunu özellikle çıkartıyorlar. Çünkü bana oy vermesi muhtemel insanları soğutmak için. Biz AK Parti'den ayrıldık. Bundan sonra AK Parti bizim dağarcımızda yoktur. Evet, Metin Bingül Bursa'dan arıyormuş. Irk din ayrımı yapmadan Antakya'yı kucaklayacağına inanıyorum. Şimdiden başkanlığını kutluyorum. Efendim bu soru değilmiş, bir yorummuş. Size de artık herhalde teşekkür etmek düşer. Böyle teşekkür ediyoruz Metin Bey'e. İnşallah bunu zaten tüm Hataylılar aynı şekilde düşünüyor. Bizim gittiğimiz bütün toplantılarda teveccühten belli oluyor bu. Yani Hatay'ın her köşesine gidiyoruz. Hiçbirinde bir problemimiz yok. Peki Sayın Hasan İnce aramış. 6 aydan bu yana elinizi Hatay Spor'dan çektiniz. Çektikten sonra takım kötüye gidiyor. Takımın iyi olması için ne zaman yeniden el atacaksınız? Başarılar diliyorum. Şimdi biz Hatay Spor'dan elimizi çekmedik. Başkanımızla daima görüşüyoruz. Hatta geçen hafta takımla birlikte olmak istedik. Takım burada değildi. Bu hafta inşallah takımımızla birlikte olacağız. Ama ben elimden gelen desteği, ekonomik desteği de bugüne kadar yaptım. Bu sezonda yaptım. İmkanlarımız dahilinde. Onu hafta içerisinde açıklarız. Ama bayağı destek yaptık. Üzüntü verici bir hadise var. Bugüne kadar bu dipsiz kuyudur, Hatay Spor'dan uzaktır diyen Sayın Sadullah Ergin son günlerde Hatay Spor'u kucaklamış gibi görünüyor. Benim o takıma gerçekten madden ve manen 5 yıldır hatırı sayılır emeğim var. Evet. Belki başkanlar kadar değil ama başkanlara yakın emeğim var. O yüzden 30 Mart'tan sonra takımımızın yanında olacağız. Biliyorsunuz seçim süreci var. 15 tane ilçeye ayrı ayrı gitmek zorundayız. Beldeler var, köyler var. Ama biz başkanımızla görüşüyoruz. Hem amatör grup, yani Hatay Spor'un amatörlerine hem de Hatay Spor'a hala bizim desteğimiz var. Bunu Sayın Başkanımıza Can Baran Bey'e de sorabilirler. Ama bizim yoğun siyasi atmosferde maçlara gidemiyoruz son zamanlarda. İnşallah önümüzdeki haftada, bundan sonraki maçta da gitmek istiyorum. Ama bunu bir daha önce söyledim ben. Bir maçta olan hadise beni üzdü. Çünkü siyasete rakip olduğumuz şu anda bir arkadaşımızın 5 tane orada şeyi vardı, resmi ve orada da sloganları vardı. Sanki bu takıma sadece bu arkadaşımız sahip çıkmıştı. O konuda biraz gönül kırgınlığım oldu ama Hatay Spor'a, Hatay Spor taraftarlarına, Sayın Başkan'a değil. Bu işi siyaseti karıştıran ben 5 yıldır bu takıma sahip çıkıyorum. Bir gün siyasete malzeme yapmadım. Ama 3-5 gün bu takıma destek olup ondan sonra bu işi siyaseten kullanmak isteyenlere de karşıyım. Anladım. Biz 30 Mart'tan sonra takımımızın her maçında olacağız. Bugüne kadar da yanında olacağız ama bu sezonda yanında olduk. Yani bayağı da yanında olduk. Bunu Can Baran Bey'e sorabilirsiniz. Ha, takım kötü gidiyordur. Çok da gitmiyor ama birinci devrenin performansında değil. Sadece Giresunspor çok büyük bir atak yaptı. Belki 10 maçı üst üste alınca biz kötü gidiyormuş gibi algılandık. Bizim altımızdaki hem Yeni Malatyaspor hem de Göztepe Spor da bizim gibi şu anda. Arada bir fark var ama Giresun'da kafa kafaya geldik. Anladım. Giresun'da bundan sonraki maçları bize göre daha zor. Evet. Ben ipi göğüsleyeceğimize inanıyorum. Ben Hatay Spor'u 5 yıldır destekledim. Bunun yanında bütün amatör sporcularımıza destek verdim. Bu arada bir adayımız Hatay Spor dışında İskenderun'a gidip diyormuş ki 40 bin kişilik spor yapacağım. Keşke bugüne kadar İskenderun'a her geldiğinde bir defa gitseydi İskenderun Spor'unun hem de spor severlerin gönlünü alsaydı. Bu işler seçim zamanı giderek olmuyor. Gider seçimden önce de gitmek lazımdı. Biz her gün İskenderun'daydık. Daha doğrusu haftanın en az bir günü İskenderun'daydık ama son 3-4 aydır haftanın 2 günü İskenderun'dayız. Biz Hatay'daki tüm hem futbol hem de diğer amatör sporlara hep destek vereceğiz büyük şehirde olduğumuzda. Eğer inşallah her iki Hatay Sporu da İskenderun Sporu daha üstlüklerde görmek istiyoruz. Bunun çabası içerisinde olacağız. Bunu samimiyetten yapacağız. Yani seçim üzerinde konuşularak değil, bunu icraatta da pratikte de yapacağız. Evet. Efendim Erdal Uman Altınözü'nden aramış, Altınözü ilçesinden.
altın özüne ne gibi projeleri var öğrenebilir miyiz diyor. Projelere giremedik ama belki... Şimdi tabii ki biraz satırdan önce konuşuldu. Bir defa altın özünde 10 yıldır aynı iktidar var. Altın özüne hatırı sayılır bir tane icraat yok. Evet. Ne altyapı ne üst yapıda bir tane icraat yok. Bir defa biz altın özünü bütünüyle ele alacağız. Köylerin yolları berbat. Evet. Altın özü ve köylerde bir tane de altyapı yok hemen hemen. Hepsini yapacağız. Bununla birlikte kadınlarımızı ve gençlerimizi özellikle hem güncel hem de klasik meslekler konusunda eğiteceğiz. Kadınlarımızın kendi evine katkı sağlaması, gençlerimizin de hayat kurtarma, hayatının kurtulması için onlara meslek öğreteceğiz. Yani balık tutma öğreteceğiz. Bununla birlikte 14 metrenin üstündeki yolları da Antakya'da yaptığımız gibi modern çağa uygun bir şekilde dizayn edeceğiz. Bunun dışında Antakya'da yaptığımız gibi altın özündeki tüm renklerimizi kucaklayacağız. Yani orada biz kazanmak istiyoruz ama bunun dışında kazanan başka aday varsa da işte bunu başka partinin adayı kazandı. Biz buraya şunu yapmayacağız deme şansımız yok. Biz nasıl Antakya Belediye Başkanı iken Samandağ'a da Hassa'ya da, Yayladağ'a da, Altınözü'ne de, diğer ilçelerimizde aynı gözle baktık, hepsine aynı mesafede yakın olduysak, bundan sonra da tüm ilçelerimize aynı şekilde hem hizmet edeceğiz hem de onları kucaklayacağız. Ayrışmadan ve ayrılıktan yana değiliz, birleştirici gücümüzü orada da göstereceğiz. Biz bu şehrin de, bu ülkenin de bütünlüğünden yanayız. Evet efendim, Sayın Şükrü Ergün, biz kendisine güvendiğimiz için onu destekliyoruz diyor şeklinde bir iyi dilek mesajı var. Teşekkür ediyoruz Şükrü Bey'e. Efendim Çekmece'den Davut Karataş, kapalı spor salonunun oradan başlayıp Çekmece'ye hoş geldiniz yazısına kadar olan bölüm Çekmece yolundan söz ediyor. Asfaltlama şeyi bunu ne zaman yapacak Sayın Savaş? Urumcu'yu da asfaltlayacağız, Çekmece'yi de asfaltlayacağız. Yani Antakya'da farkındaysanız bir küçük Dalyan'ın yolunu da asfaltladık. Evet. Onun dışında ikinci yolunu da asfaltladık. Bunun dışında Karnus yolunu da asfaltladık. Ama bizim de gücümüz sınırlı. Hatta bugün bir ilçemize asfalt gönderdim. Evet. Yani ağabey olmak şunu böyle söyleyeyim, bir şeydir Lütfü Bey. Hem Samandağ'a bugün hem de Yayladağ'a asfalt gönderdim. Yani bizim ayrıştırıcı yönümüz yok. Bakın bir tanesi muhalefet, bir tanesi benim partide. Evet. Ama dün de Samandağ ÖDP'deydi. Yine benden yardım istedi başkanımız defalarca. Ben yine destek oldum. Yayladağ'a yine destek oldum. AK Parti'deyken de destek oldum. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyim. Yine ekip başkanımız da benden asfalt istedi. Yine destek oluyorum. Bu iki dediğimiz caddeyi de yapacağız. Bugün Çekmece Belediye Başkanımız da yine o da rica etti. Dedim yapacağız. İnşallah seçimden önce orayı da bitirmek istiyoruz. Evet. Ama o tarafta şu anda bizi sıkıntıya sokan şey, bir kısmını evlere verebildik doğalgazı, bir kısmı daha sadece caddede kaldı. Bunları her zaman yapamıyorsunuz çünkü eve verdiğin zaman da bir daha kırıyorsunuz. Mecbur. Bunun handikapı var ama bunun güzel tarafı da doğalgaza kavuşuyorsunuz. İkisi, evet. İkisini çok dengeli götürmek zorundasınız. Evet, peki suyla ilgili sıkıntılar var Sayın Savaş. Bu yağışın meydana gelmemesi, Büyükşehir Belediyesi'ne geçme arefesinde ihaleye çıkamayışınız, geçtiğimiz günlerde evet. İsamettin Bey, Su İşleri Müdürünüz benim ana haber bültenine konuk oldu. Bu nedenle biraz sıkıntılar yaşanıyor. Vatandaştan şöyle bir nasıl diyelim, ona nasihat gelmiş. Önceki dönemlerde uygulanmış, dönüşümlü su verebilir miyiz diyor. Yani suyun tazyik gücü az olduğundan çatıya, depolara çıkmıyor. Şimdi tabii, Antakya ikiye bölüp, üçe bölüp birer gün arayla verilse olmaz mı? Şimdi diyor. Şöyle, Harbiye'den gelen suyumuz 1,5 ayda 100 litre kadar düştü. İnşallah bu ay, önümüzdeki ay yağışlar iyi olursa bu gene toparlıyor. Evet. Bu ay Aralık ayı, Aralık'tan sonra Ocak, Şubat en az suların tazeyinin en az olduğu ve evet, yoğunluğun en az olduğu, debisinin en az olduğu dönem. Bu aylarda yağış olursa yaz döneminde çok bir sıkıntı çekmeyiz. Ama biz büyük şehir içinde hazırlık yaptık. Evet. Bazı yerlerde kuyu açacağız. O kuyularla Antakya'yı besleyeceğiz. Onun için hazırlığımız tam ama işte ihale boyutu olmadığı için 31 Mart'tan itibaren o işe gireceğiz. Ama keşke bitseydi bu Karaçay Barajı, habire bitecek deniliyor ama
Orada müteahhit dayanmıyor. Orası bitince bütün bu Samandağ'a kadar hem sulama hem de içme suyunu oradan karşılama şansımız var. Diğer kaynaklarımızda kullandığımızda Antakya ve etrafındaki tüm beldelerimizle ilgili önemli bir sorunumuz olmayacak. Geçiş çözüm olarak dönüşümlü verilebilir mi? Yani verilebilir. Onu arkadaşlara tartışırız. Eğer 1-1,5 aya kadar bu tazyik artmazsa yani o dediğiniz yöntem kullanılabilir ama biz yeni kuyular da açmayı tasarladık. Projemiz, planımız hazır. Yani hemşehrilerimizi susuz koymamak için elimizden geleni yapacağız. Peki, Sayın Savaş çok hızlı yanıt verebilirsek, inanın zamanım doldu ama seyircilerimizden gelen soruları da sormak istiyorum. Kaç engelli işe alınacak Büyükşehir Belediyesi'nde diye bir soru gelmiş. Şimdi onun belli bir oranı var. O orana göre alacağız. Tam bilmiyorum. Ama şu bir gerçek, biz 18 ayrı ilçenin 18 noktasında tüm Hatay'da lojistik merkez yani hizmet binası açacağız. Evet. O ilçeden alacağız işçilerimizi. Birileri diyor ya işçileri sadece bir kesimden alacaklar. Ve işte tek bir renkten alacaklar. Şimdi Yeredağ'daki işçileri Yeredağ'dan alacağız. Samandağ'ındakini Samandağ'dan. Erzin'dekini Erzin'den. Hasa'dakini Hasa'dan. Bunu kullanmaya çalışan arkadaşlara duyurulur. Biz Hatay'ı nasıl kucaklayacağız o bir türlü? Gidip Antakya'dan Hasa'ya işçi gönderebilir misiniz siz? Nasıl gidip gelecek? Veya Hasa'dan alıp da gidip bunu altın üzerinde çalıştırabilir misiniz? Çalıştıramazsınız. Biz 18 noktada, ayrı noktada Hatay'ı bütünleştirecek, hizmeti orada çok hızlı verilmesini sağlayacak. Hem hız konusunda hem maliyet konusunda, ulaşılabilirlik konusunda en az o ilçedeki ilçe belediyesi kadar onlara yakın olacak. Ve hizmetlerin bütününü oradan alabilecekleri bir sistemi kuracağız. Kimse Antakya'ya ne belediye başkanıyla görüşmeye ne de işlerini takip etmeye gelecek. Belediye başkanı da seyyar olacak. Evet. Belli günlerde belli yerlerde olacak ve oradaki zamanımızın bir kısmını misafirlerimizle görüşmeye, bir kısmını da hizmetleri takip etmek için ayıracağız. Anladım. Asfalt şantiyeniz varmış serin yolda. Mahallenin içinde kalmış. Onu taşımayı düşünüyor musunuz diyor. Ha, bizim şu anda aktif bir asfalt çantamız yok. Aktif olmayan mı var? Aktif değil orası şu anda. Yani biz çok az kullanıyoruz. Ama şu var ki biz Hatay'ın iki tarafında da yani hem İskenderun bölgesinde hem de bu tarafta asfalt şantiyemizin olması lazım. Evet. Yani iki tarafa da hizmet edeceksiniz. Bunun maliyetini düşürmek gerekir. En uygun yerler, tabii burada özel idareden de gelecek bize araziler var. En uygun yerde bu işleri yapacağız. Bizim anladım. Stratejik planımız da vardır o. Bakmamız lazım. Evet, bu arada cep telefonunun bir tanesini açtık. Sayın Necat Aydın da arıyor, Kuzeytepe Belediye Başkanı. Sayın Başkanım açamayacağım, kusura bakmayın. Demin öyle açtım. Sadece söylemek için canlı yayında olduğumuzu. Daha sonra bunu şey yapalım, programdan sonra konuşalım. Efendim, CHP kazanırsa İmam Hatip Liseleri kapatılacakmış. Köylerde böyle dile getiriliyor. Şimdi, sizin ne alakanız var İmam Hatip'le? Şimdi tabii ki insanlarımızı bir milletvekilimiz daha var böyle konuşuyor. Dün bana biri mesaj atmış, mail atmış, oradan duydum. Altınözü'nde konuşması. Bir köyde diyor ya, Lütfü Bey geldi, kalabalıktınız, ben geldim, niye bu kadar azsınız diyor önce. Daha sonra deminki konuşmuş olduğumuz bayrak sohbetini yapıyor insanlarla. Öyle konuşursanız insanlarımız da burada İmam Hatipleri sorgular. Ben iki gün sonra işte namazımı rahat kılıp kılamayacağımı sorgular. Sonra oruç tutabilir miyim, tutamaz mıyım diye sorgular. Şundan kimse ürkmesin. Bu ülkede özellikle Hatay'da bir de şu yanılgıya düşüyor insanlar. Sanki bir mezhep sadece Müslümanmış gibi. Birçok mezhep var İslamiyet'te. Evet. Kur'an-ı Kerim'de kimseye ayrım demiyor. İslamiyet'in tarifi Kur'an-ı Kerim'de yapıyor. Hepimizin kardeş olduğunu söylüyor. Allah'ımızın bir olduğunu söylüyor, peygamberimizin bir olduğunu söylüyor, Kur'an-ı Kerim'in bir olduğunu söylüyor, vatanımızın, ondan sonra geliyor, vatanımız bir, vergiyi beraber vermişiz, savaşı beraber gitmişiz, askere beraber gidiyoruz. İnsanları ayırmaktan zevk alanlar şunu bilsinler ki, her mezhep Müslüman burada. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Elbette siz anlattınız. Ben yani herkes Müslüman. Seyircilerimiz de herkes Müslüman burada. Tabii Hristiyan kardeşlerimiz var, Musevi kardeşlerimiz var. Ama onun dışında bu şehirde yaşayanların hepsi Müslüman. Evet, bu konuyla ilgili aslında Ahmet Öz isimli bir vatandaşımız bir soru sormuş. Ama bu sorunuzu sormayacağım Sayın Öz ya. Şu nedenle sormayacağım. Yani
Yeterince ayrıyız. Ayrıştırılmış zaten memleket. AK Parti adayı Sadullah Ergin bilmem şu kesinden alışveriş yapmayın diyormuş. Yani tabii bunlar ben... işte siz konuşursanız bazı kelimeleri topluma karşı ondan sonra insanlar bunları konuşmazlar. Yani konuştuğu gibi algılar. Sayın Ergin'in ya şimdi kocaman bir bakanın çıkıp şuradan alışveriş yapmayın şuradan alışveriş uğraşmaz diye düşünüyorum ama muhtemelen yanlış duymuşsunuzdur Sayın Öz. Yani böyle bir şey olabileceğini düşünmüyorum. Doğru mu Sayın Başkanım? İnşallah dememiştir. Yani öyle İnşallah. Olması gerekiyor. Efendim çok kısa Sayın Başkanım hakikaten tek cümleyle rica edeceğim sizden. Emeğe ve emekçiye saygı duyan bir başkanı bizler tebrik ediyoruz. Antakya Temizlik İşçileri Derneği Başkanı Metin Taşçıoğlu. Bugüne kadar hiçbir işçimiz alın teri soğumadan hakkını almıştır. Biz emekçiler teşekkür ederiz şeklinde bir ifadesi var size. Ben de Metin Başkan'a teşekkür ediyorum. Gerçekten hem biz taşeron işçilerimizi hem de normal kendi işçilerimizi ve memurlarımızı hiçbir zaman mağdur etmedik. Şu anda evet. Hepsi diğer belediyelerden çok daha fazla alıyorlar. O da size zaten teşekkür ediyor. Benimle ilgili de bir şeyler demiş Metin Bey. Teşekkür ediyorum Metin Bey benimle ilgili yazdıkların için. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben makine ikmal kanal işlerinde çalışıyorum. Bu ayın 27'sinde ihale bitiyor. Akıbetimiz ne olacak? Tabii kanun gereği bundan sonraki ihaleleri daha sonra büyük şehire geçtikten sonra yapabiliyorsunuz. Biraz belki ara olacak. Ama o aradan sonra biz bütün taşeron işçilerimizle birlikte çalışmak istiyoruz. Benden önce kim alırsa alsın, benim zamanımda da benim aldıklarımı bırakmak istemiyoruz. Biz işçilerimizin hepsinden memnunuz. Onlarla çalışmak istiyoruz. Onlar istediği sürece başımızın üstünde yerleri var. Evet, hassa halkı seninle beraber Sayın Başkanım güler yüzünden Sadullah Bey'e de verelim başarılar. Diyor. Bu işler bakkalda satılmıyor. Bunlar genetik kodlarla belirli. O Allah vergisi bir şey. Teleferik projesini soruyor bir. Ya o teleferik projesi uzadı ama o teleferik projesinin uzaması bizden kaynaklanmıyor. Oradaki tarihi dokunun bütünlüğünün bozulmaması istenmesinden oraya müze yapma ihtiyacımızdan kaynaklanıyor. Rölebe çalışması bitti. Restorasyon projesinde çıkarttığımız zaman Anıtlar Kurumu'ndan biz o projeye başlayacağız. Ama öyle kolay değil o iş. Çünkü oradaki dokuları tek tek sayıp onları dokümante ediyorsunuz. Rölebe çalışması bitiyor. Anıtlar Kurumu'ndan çıkıyor. Ondan sonra onun restorasyon projesini yapıyorsunuz. Proje bitti. Şu anda danışmanların raporu bekleniyor. Anıtlar Kurumu'ndan inşallah bu ay çıkartırsak bunu devam ettireceğiz. Yani o projeden vazgeçmiş değiliz ama başka bir belediye başkanı olsaydı onu hakikaten bırakmıştı şimdi. Ama ben o projenin şu anda bize eziyet gibi gelen kısmının bu şehre büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Anladım. Yani ekonomik anlamda buraya gelecek hem iç hem dış turist anlamında çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. O yüzden sabırla o işi ihtimamla götürüyoruz. Peki Belen'den Mustafa Saklar arıyor efendim. MHP'li biri olarak oyumu size vereceğim. Sorum neden AKP'yi bıraktınız, neden CHP? Cevapladınız aslında. Tabii bu işin ideolojik yanı yok, ideal yanı var. Görüyorum seni. Tamam. Gerçekten de bu soruyla karşılaşıyoruz ama biz hangi partide olursa olsun bu şehre hem huzur getirmek hem de hizmet için aday olduk. Tabii ki giydiğimiz forma Cumhuriyet Halk Partisi olabilir ama bizim kişiliğimiz ve kimliğimiz bundan önce nasıl hizmet ettiysek, nasıl durduysak bizi de Sayın Genel Başkanımız öyle kabul etti ve biz bu şehre bütünleyici tarzda bakıyoruz. Tüm renklerimize saygı duyuyoruz. Hepsini sahipleneceğiz. Bulunduğumuz parti Cumhuriyet Halk Partisi olabilir ama diğer partilere gönül vermiş insanlarımıza da canı gönülden hizmet etmeyi onlara vaat ediyoruz. Peki Sayın Başkan soru çok çok var hakikaten ama bu son soru olacak. Kapatmak zorundayım. Sayın Mete Aslan beni bekliyorlar çünkü yukarıda arkadaşlarım da sürekli işaret ediyorlar. Son soru olsun. Hassa 4 yol tünel projesine destek verecek misiniz veya karşı mısınız Ali Ateş? Ya şimdi tabii ki bu adayımızın bütün projeleri devlet projesi olması lazım. Bu tünel projesi de maalesef şu anda bir proje gördüğümüz yok. Sadece sözde konuşulan bir şey. Aynı şekilde Kurvazör Liman da aynı şekilde. Ondan sonra Tersane de aynı şekilde. Baraj deniliyor 12 yıldır bir tane biten baraj yok. Bunların hepsi devletin yapması gereken şeyler. Keşke bu arkadaşımız bizim gibi 2 yıldır çalıştırsaydı birilerini, teknik ekibini ve bu şehrin altyapısından üst yapısına kadar yapılması gereken projeleri hemşehrilerimize sunsaydı. Konuşulanlar sadece fikir. O fikirleri internetten bulduğu fotoğraflarla süslemişler ve billboardlara da bunları yansıtmışlar. Ben bu konunun çok etik olduğunu düşünmüyorum. Yani proje dediğin şey hemen aklınıza gelecek gelip
sabah internetten bulduğunuz fotoğrafın üstüne iki kelime yazıp bunu insanlarla paylaşmak değil. Mutfakta hazırlanması ve insanlara doyurucu bir şekilde sunulması gerekir. Bizim demin ifade ettiğimiz 13 dakikalık sinevizyon görüntülerimizin hepsinin altyapısı var. Burada size şunu söyleyeyim, bir de stratejik planımız var. Bunu göstereyim, bu internette de var. Ayrıca fotoğraflarla Antakya'nın değişimi ve bizim projelerimizin olduğu bir kitap bu. Bunu da tabii paylaşacak zamanımız olmadı ama o sinevizyon gösterimizde bunların hepsi var. Nasıl onları görüştük diye anlatmak istemiyoruz. Zamanımız da yok. Ama biz her şeyimizde hazırız. Psikolojik olarak da hazırız. Mutfakta hazırladığımız projelerimizde de hazırız. Ve bu şehirdeki huzur ve hizmet konusunda en hazır biziz. Onun için de 30 Mart'ta inşallah şehirdeki tüm insanlarımız bu şehrin hak ettiği insanları başa getirecektik. Sadece büyük şehir anlamında değil, ilçeler bazında da aynı şekilde. Hemşehrilerimiz gerçekten bu konuda hem duyarlı hem de tüm çerçeve, yani bütünüyle konuyu ele alıp ona göre oy veriyor. Erzincan'dan Samandağ'ına, Yeredağ'ından Hasra'ya kadar gittiğimiz tüm yerlerde insanlar artık yani sadece parti bazı düşünmüyor. Gelecek insanların da kalitesini ve mentalitesini sorguluyor. Ve bu şehirde de artık insanlar huzursuzluk, ayrım yapma ve bazı yerleri ihmal etme güdüsünden uzak, herkesi kucaklayacak, insanlara meyledecektir diye düşünüyorum. Şimdiden tüm adaylara başarılar diliyorum. Hep şunu söylüyorum ben konuşmalarımda. Allah bu şehre kimler daha hayırlı hizmet yapacaksa onları bu şehirde belediye başkanlığına getirsin diyorum. İnşallah. Peki çok teşekkür ediyoruz Sayın Lütfü Savaş ve başarılar diliyoruz size seçim sürecindeki çalışmalarınızda ve elbette 30 Mart günü de. Ben de teşekkür ediyorum. Bizi televizyonları başında izleyen tüm seyircilerimize saygılar sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar efendim. Evet sevgili seyirciler, Demokrasi Bulvarı programı bugünlük bu kadar. Sayın Lütfü Savaş'ta olan saatimizi de aslında açtık. Şimdilik iyi akşamlar.